Bunların çok büyük tepkisi var. Yani bütün GSM operatörlerinin çok büyük tepkisi var. Çünkü enkazın altında kaldıkları anda iletişimin kurulamaması, insanların hayatlarıyla ve hakikaten yaşamlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıkları anlar. Yakınları açısından onlara erişebilmek, erişememek o dönemde hayati öneme sahip. Depremin özellikle ilk saatlerinde yüzlerce, binlerce insan belki yardım çağrısını iletişim kanallarını kullanarak, evet, baz istasyonlarıyla ya telefonla ya interneti kullanarak çağrılarını gerçekleştirdiler. Belki bu şekilde hayatta kalabildiler. Ama daha sonrasında bunu engelleyebilecek bir mekanizma yok muydu? Yani sizin özelinizde değil belki ama sloganı bağlan hayatı olan GSM operatörü var. Yani hakikaten çok ihtiyacınızın olduğu anda ulaşamamak, evet, bunun planlamasının doğru yapılamamış olması olacak iş midir? Evet. Şimdi Açıl Bey, az önce söylediğim gibi şimdi buradaki konu gerçekten bir baz istasyonu, ben size o az önce konuya bir geri dönmek istiyorum. Bir kule baz istasyonu 35 kilometrelik alanda kapsama sağlayabiliyor. Yani şehir dışına veya nüfus yoğun olmayan yerlerdeki. Fakat şehir içindeki baz istasyonları şu anda da İstanbul'da iletişim halinde olduğumuz baz istasyonları şehirde nüfus yoğun bölgelerde en fazla 1 kilometreye gidiyor. Bazı durumlarda 200 metreye düşüyor. Dolayısıyla bu baz istasyonları az önce söylediğim gibi birbirini görecek şekilde şehirde binaların üzerinde olunca kesildi. Tabii ki bu çok önemli bir iletişim kesintisine sebep oldu. Burada yapılacak neler vardı ilave olarak buna baktığımızda da mobil baz istasyonları. Bu soru da çok geliyor. Mobil baz istasyonları bölgeye sevk edildi mi? Ya sevk edilmedisi, neden sevk edilmedi? Kaç tane deprem, mobil baz istasyonu? Deprem protokolü gereği birinci saniyede, yani deprem olduğu andan itibaren bizim altyapı operasyon merkezimiz ayağa kalkıyor. Tüm o altyapı operasyon merkezimiz. Bölgedeki çalışma arkadaşlarımızın da depremden zarar görme ihtimalleri olduğu için bölgeye ekipler mobilize ediliyor. Teknik ekipler. Ve Türkiye'deki tüm baz istasyonları bölgeye sevk edildi. 3 operatör olarak ilk anda 241 tane baz istasyonu, mobil baz istasyonu bölgeye gönderildi. Bunların ortak olarak kullanılmasına da başlandı. Bu baz istasyonları ortak şebeke olarak da kullanılmasına başlandı. Ancak orada da yine bir zorluk vardı. Tabii ki lojistik zorluklar. Yani bölgeye ulaşım, bölgede gerekli noktalara anında baz istasyonlarının kurulması, daha sonra da bunların devamlılığının sağlanması için az önce söylediğim elektrik sorunu. Yani mobil baz istasyonu bölgeye gitse dahi orada elektriğin stabil olarak bulunması gerekiyor. Veyahut da az önce söylediğim gibi jeneratörlere sürekli olarak yakıt takviyesi yapılması gerekiyor. Şimdi bu bölgede özellikle akaryakıt takviyesinin çok büyük anlamda darlığa düştüğü zaten EPDK'nın açıklamasıyla da gördük. Biz normalin çok üzerinde bir akaryakıt ihtiyacı ortaya çıktığını, dolayısıyla bunun sağlanmasında ilk iki gün boyunca çok büyük problem yaşandığını da gözlemledik. Buralarda deprem protokolünün içerisinde bunlar yok mudur? Yani GSM operatörlerinin buradaki faaliyeti, hani güneşli günde zaten herkes ne kadar çektiğini anlatıyor bize. Evet. Esas burada lazım ya, o afet protokolünün içerisinde sizlere sağlanabilecek bir öncelik, elektrik önceliği veya işte hizmet önceliği, bu yok, evet, mudur protokolün içerisinde? Şimdi biz sektör olarak regüle edilen bir sektörüz. Hem normal zamanda hem de afet zamanlarında bir protokol var ve protokole göre de regüle edilen bir sektörüz. Bunun dışında tabii afet programlarını uçtan uca değerlendirmek lazım. O konunun tabii uzmanı ben değilim, tüm afet programının uçtan uca değerlendirmesi. Ancak bizim burada herhangi bir depremde 4 tane şeye ihtiyacımız var Açıl Bey. Birincisi elektrik önceliği. İkincisi yakıt önceliği. Üçüncüsü kritik personelimizin geçiş önceliği. Dördüncüsü de riskli binaların önceden bildirilmesi. Şimdi bu konu zaten anladığım kadarıyla sizin var gündeminizde. AFAD'la diğer kurumlarla paylaşıldı mı bu daha önce? Tabii ki Türkiye'deki afet koordinasyonunu yapan kurumlar tüm koordinasyonu onlar yapıyor. Dolayısıyla onlarda her türlü bilgi var tabii ki.